Şu fotoğrafta yeni evli çiftin mutluluğunu görüyor musunuz değil mi efendim? O kadar ki hani damat plakasının üzerine Türkiye'de yoktu Azerbaycan'dan aldım diye kendince mutluluğunu ifade eden bir de yazı yazdırmış. Ama bir de şimdi görün o damadı dolandırıldım diye mahkemeye başvurdu. Çünkü imam nikahıyla evlendiği, hayatını birleştirdiği eşi tam 10 yıllık evli çıktı. Savcılığa başvuran İsmail Doğan düğün ve takılar için harcadığı 60 bin lirayı geri istiyor. Bana bekarım dedi. Yani 10 yıllık evli çıktı. 2 ay öncesine kadar birlikte böyle mutluluk pozları veriyorlardı. 32 yaşındaki damat gelin arabasına Türkiye'de yoktu, Azerbaycan'dan aldım diye yazmıştı. Telli duvaklı nikah yaptı. O kadın dolandırıcı çıktı. Düğün yaptık. Söze para, şuna para, sürekli başlık parası verin. 60 bin liraya yakın paramız yani, en az 60. Sivas'ta yaşayan İsmail Doğan akraba tavsiyesiyle tanıştı 26 yaşındaki Azeri kadınla. Kocaeli'de oturuyordu. Böyle böyle bir bayan var dediler. Yani sana uygun, namazlı, abdestli. Yetimim, öksüz, biz de acıdık. Hani çocuğum olmuyor dedi. Olur dedik. Sivaslı aile her şartı kabul etti. Çift 2 ay önce imam nikahıyla evlendi. İddiaya göre Azeri gelin başlık parası, süt parası, evrak parası derken Doğan ailesini 60 bin lira dolandırdı. Ben de verdim yani. Bilemiyorsun ki ya. Masraflarımız olacak dedi. Azerbaycan'dan kağıt getirttireceğiz burada resmi nikah yapman için, senin için dedi. Ben de verdim yani. Her gün bir para istiyordu. Azeri gelin bir türlü resmi nikaha yanaşmadı. Nedeni de damadın şüphe üzerine gittiği karakolda ortaya çıktı. Bana bekarım dedi. Evlendikten sonra, düğün yaptıktan sonra bir aylık evliyim dedi. Sonra karakoldan bununla kimliğini sorgularken kimlikten 10 yıllık evli çıktı. Dolandırılan damat savcılığa gidip şikayetçi oldu. Abla Demet Doğan da bir daha asla yabancı gelin almayız diyor. Evliliklerimizde her zaman milli olunsun. Hiçbir zaman yabancı ülkeden gelinmesin.